Bu konuşmamda Hegel'de özgürlük kavramı üzerine durmak istiyorum. İsterseniz şöyle başlayalım. Hegel bildiğimiz gibi klasik Alman felsefesinin üst durağını oluşturan büyük bir sistem filozofudur. Dolayısıyla şeyin klasik Alman felsefesinin Hegel'de özgürlük kavramına baktığımız zaman bakmak istiyorsak zorunlu olarak aslında klasik Alman felsefesinde özgürlük kavramına bakmak durumundayız. Şimdi araştırmacılar klasik Alman felsefesinin Kant, Fichte, Schelling, Hegel özellikle bu dörtlü çete diyelim. Bu dörtlü çete üzerine yapılan, şimdiye kadar yapılan araştırmaların sonucunu özgürlük kavramı bakımından özetleyecek olursak şöyle diyebiliriz. Klasik Alman felsefesinin en temel kavramıdır özgürlük kavramı. Yani klasik Alman felsefesi aslında bir özgürlük felsefesidir. Bu nedenle yani klasik Alman felsefesinin içerisinde bir yerde özgürlük kavramı bir güneş gibi diğer tüm sistemin parçalarını aydınlatan ve ısıtan bir kavramdır. Şimdi klasik Alman felsefesinin örneğin bir John Locke'tan farklı olarak veya birçok Fransız'dan, diğer Alman, o dönemde yaşamış olan Alman filozoflardan farklı olarak hem Kant'ta, hem Fichte'de, Schelling'de, hem de Hegel'de şöyle bir çabanın olduğunu görüyoruz. Özgürlüğü ontolojik olarak temellendirmeye çalışıyorlar. Yani acaba varlığın kendisine bakaraktan, varlığın kendisinin temel niteliklerini belirleyerekten insanın özgürlüğünü varlıkta temellendirebilir miyiz? Varlığın kendisinden hareketle, yani varlığın temel niteliklerine bakaraktan, varlığın kendisine bir anlam kazandıraraktan, oradan acaba insanın varlıkta varoluşunun anlamını tanımlayabilir miyiz sorusu var gündemde. Gördüğünüz gibi aslında acaba insanın bir yerde varlıkta varoluşunun anlamını belirleyebilir miyiz diye soruluyor. Ki Hegel'in mesela mantık biliminin ilk kavramı olan varlık kavramına baktığımızda varlık kavramını, varlığı orada Hegel varlığı kendi kendisini hareket ettiren olarak tanımlıyor. Yani varlığın hareket kaynağı yine kendisinde. Dolayısıyla varlık kendi kendisine hareket etme kapasitesine, yetisine sahip olduğu için yani bir yabancı belirlenime, aşkın bir belirlenime sahip olmadığı için aslında varlığı kendi kendisine hareket ettiren anlamında varlığı kendi başına olan bir şey olarak alabiliriz. Dolayısıyla aslında varlığın var olma tarzını veya varlığın var olma nedenini, anlamını kendi kendisine hareket ettiren anlamında özgürlük olarak alabiliriz. Ve bundan hareketle tabii ki mantık biliminin son üçüncü kısmı olan mantık biliminin kavram mantığında Hegel aslında doğrudan başta ontolojide yani varlıkta ve özde
göstermiş olduğu özgürlüğün temellendirilişini daha sonra kavram mantığında insana özgü çıkarıyor. Yani insanın özgürlüğü bir yerde varlıkta temellendirilmiştir. Dolayısıyla insan diğer bütün diğer canlılar gibi hareket halinde olan her şey gibi aslında insan da özgürdür. Hareket etme kapasitesine sahip olduğu için özgürdür. Fakat tabii ki örneğin ne diyelim bir kuşun uçma yetisine sahip olan bir kuşun özgürlüğüyle insanın özgürlüğü arasında tabii ki ne var? Dağlar kadar fark var. Her şeyden önce insan tabii ki irade sahibi olan ve ahlaklı bir varlık olma çabası içerisinde olan onur, gurur duygusu olan bir varlık. Dolayısıyla insanın tabii ki özgürlüğü basit bir şekilde, örneğin doğuştan gelen bir şey değil. Yani basit bir şekilde insanın zamanla yürüyebilmesi onun özgürlüğünü temellendirmiyor. Ne yapması gerekiyor onu? Bir yerde özgürlüğünü kendisinin bizzat kazanması, özgürlüğünü kendisinin ahlaken de gerçekleştirmesi gerekiyor. İşte büyük kavgalar, büyük sorunlar da aslında tam da insanın insanla ilişkilendiği yerde başlıyor. Örneğin diğer insanla ilişkilendiğimizde benim özgürlüğüm nerede başlıyor, diğerinin özgürlüğü nerede bitiyor? Genellikle denir ki benim özgürlüğüm diğerinin, benim özgürlüğümün sınırı diğerinin özgürlüğünün başladığı yerde biter diyor. İşte Hegel bir yerde bu liberal özgürlük anlayışının büyük bir eleştirmenidir. Çünkü ona göre insanların bu şekilde küçük adacıklara ayrılması, bir yerde sanki birbiriyle ilişkisizmiş gibi atomlar olarak alınmasını ne yapıyor? Hegel eleştiriyor. Dolayısıyla Hegel'in tam da söylediği şu, özgürlük nedir? Yani insanın özgürlüğünün tanımlanma çabasında Hegel önce insan toplumunun varlığının nedeni insan bireyinin özgürlüğüdür diyor. Yani bir toplum kendi bireylerini tam olarak özgürleştirebildiği anlamda, yani onlara kendi kendilerini gerçekleştirme olanağı sunabildiği oranda o toplum aslında özgürdür diyor. Dolayısıyla toplumun varlık nedeni özgürlüktür. Eğer toplum bireylerini özgürleştiremiyorsa onlara kendi kendilerini, kendilerinin kendileri için yapmış oldukları yaşam projelerini gerçekleştirmelerine olanak sunmuyorsa o toplum, Hegel'in açısından o toplum aslında özgür demek mümkün değil. Dolayısıyla o toplum aslında varlık nedenine şiddet uyguluyor demektir. Yani kendi varlık nedenine aykırı davranıyor demektir. O halde Hegel diyor ki toplumun varlık nedeni özgürlüktür. Bireylerini özgürleştirebilmesi gerekir. Peki bireylerin birbiriyle ilişkisinde özgürlük durumu nedir? Dediğim gibi benim özgürlüğüm bittiği yerde diğerinin özgürlüğü başlar gibisinden bir anlayış var. Hegel bunu reddediyor. Ama şöyle bir anlayış da var. O da nedir? Herkesin istediğini yapabilmesidir özgürlük deniyor. Ki Hegel bunu da bir keyfiyet özgürlüğü anlamında alıyor ve reddediyor. Dolayısıyla diyor ki Hegel aslında benim özgürlüğüm diğerinde kendimde olabilmektir. Yani insanlar bir yerde aslında Heidegger'ci anlamda fırlatılmış varlıklar değil, tam tersine aslında insanlar birbirlerini taşıyan ve birbirlerini taşımak zorunda olan varlıklar. Dolayısıyla hepimiz aslında kendimizdeyken aynı zamanda diğerinde olmaya çalışan varlıklarız. Yani diğerler tarafından kabul görmeyi, tanınmayı amaçlayan, arzulayan insanlarız. Dolayısıyla eğer ilkesel olarak özgürlük nedir diye sorulduğunda insanlar arası ilişkise Hegel diyor ki diğerinde kendinde olmak veya kendindeyken diğerinde olabilmek.
Yani gördüğünüz gibi burada aslında özgürlük bakımından insanlar arasında bir yerde ne var? Kader birliği var. Yani diğeri benim özgürlüğümün nedeni olarak tanımlanmış oluyor. Diğeri benim özgürlüğümün zorunluluğu olarak tanımlanmış oluyor. Dolayısıyla diğerinin özgürlüğünü amaçlamadan insanın kendi kendisini herhangi bir şekilde özgürleştirmesi, örneğin diğerlerinin sırtından, diğerlerini baskı yaparaktan, diğerlerini baskı altına alaraktan, diğerlerini ötekileştirerekten insanın kendisini özgürleştirmesi mümkün değildir. Yani diğerini köleleştiren bir insan aslında diğerini köleleştirdiği andan itibaren kendi özgürlüğünde özgür olma durumunda kaybetmiş oluyor. Çünkü o zaman kendi varlığını diğerinin köle olarak var olmasına bağlamış oluyor ki o zaman kendisi de o aslında köle etmiş olduğunun farkında olmadan kölesi olmuş oluyor. Onu ne kadar ona ne kadar hükmediyor olursa olsun. O da aynı zamanda diğerini özgürleştirmek değil de köleleştirdiği için ne olmuş oluyor? Kendi özgürlüğünü kaybetmiş oluyor. Dolayısıyla Hegel aslında bir toplumda bireysel bireyler arası ilişkiyi merkeze alarak düşündüğümüzde bize şunu söylemeye çalışıyor. Ya hepimiz hep beraber özgür oluruz ya hepimiz hep beraber özgürlüğümüzü kaybederiz. Yani tek bir insan bile dışarıda bırakıldığı zaman özgürlük dünyasının dışarıda bırakıldığı zaman bütün bir insanlık aslında o tek bir insanın dışarıda bırakılması durumunda bütün bir insanlık aslında özgürlüğünü kaybetmiş olur Hegel'e göre. Dolayısıyla ya insanlık bir bütün olarak özgürleşir ya da bir bütün olarak özgürlüğünü kaybetmiş olur. Herkesin bir yerde o zaman ne olmuş olur? Kölesi durumuna düşmüş olur ki aslında Hegel modern dünyada yani Hobbes'tan hareketle herkesin herkese karşı savaşı durumu böyle bir durumdur. Hiç kimsenin hiçbir şekilde özgür olamadığı, herkesin kölesi olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü karşılıklı bağımlılık ilişkileri karşılıklı özgürleştirici ilişkilere hiçbir şekilde dönüşemiyor. Şimdi diğerini o zaman benim özgürlüğümün nedeni olarak tanımlayınca şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Diğeri bir yerde bir zorunluluk olarak tanımlanmış oluyor. Yani Hegel diğerinin özgürlüğünün gerçekleşmesini benim özgürlüğümünü ön koşul olarak tanımlamakla diğerini bir zorunluluk olarak tanımlamış oluyor. Yani benim zorunluluğum olarak tanımlamış oluyor. Şimdi burada zorunluluk ve özgürlük kavramları acaba birbirini dışlıyor mu diye düşündüğümüzde Hegel tam da bu iki kavramın birbirini tamamladığından hareket ediyor. Zorunluluk zor veya şiddet demek değildir. Zorunluluk diğerinin varlığını olduğu gibi kabullenmek demektir. Yani diğerinden kendi özgürlüğümüzü kazanmak ise Hegel'e göre diğerini bir yerde kapsamak demektir. Diğerini kendi özgürlüğümüze katabildiğimiz oranda aslında biz kendimiz de ne olmuş oluruz? Özgürleşmiş oluruz. Şimdi burada belki Kant'ın kategorik imperatifine dönerekten Hegel ile Kant arasındaki ilişkiye bakmak gerekebilir. Bildiğimiz gibi kategorik imperatif yani davranışlarımızda kendimize öyle bir ilkeyi temel edinmeliyiz ki bu ilke bir genel ilke olsun yani herkes için geçerli olan bir ilke veya yasa olabilsin diyor.
Şimdi Kant'a, Hegel'in Kant'a yönelik eleştirisi bu bağlamda sadece kategorik imperatifin formel olarak tanımlanmış olmasıyla alakalıdır. Fakat Hegel kategorik imperatifi reddetmiyor. Tam tersine her bir öznenin bireysel davranışında gerçekten de tam da bir yasa ifade edilmelidir ve bu yasa bir yerde genel olan bir yasa olabilmelidir. Yani herkes için geçerli olabilecek bir yasa her birimizin tikel bir davranışında kendisini gösterebilmelidir. Fakat işte her birimizin teker teker davranışları, yani ereklerimiz, bizim teker teker davranışlarımızda ifadesini bulan genel yasallık aslında hepimiz için geçerli olan, hepimizin farklı farklı davranışlarının bir bütün olarak birbirimizle uyumlu olabilmesi gerekir. Gördüğümüz gibi burada Kant'ın formal olarak tanımlamış olduğu kategorik imperatife karşı Hegel'in burada başka bir talebi var. O talep nedir? Var olan durumun, yani karşılıklı bağımlılık ilişkilerinden oluşan modern toplumun, herkesin davranışlarının, herkesin özgürlüğünü mümkün kılacak bir şekilde yeniden şekillendirilmesi, değiştirilmesini, dönüştürülmesini talep eden bir özgürlük kavramına dönüşüyor. Yani Kant da formel olandı. Yani daha davranmadan, ne diyelim, formel olarak onun a priori belirlenmesi söz konusuydu. Dolayısıyla talep bireylere yönelikti. Kant'a, Hegel'e geldiğimizde ise bütün bir toplumsal sistemin bütünlüklü bir eleştirisi söz konusu ve tabii ki burada eleştirinin merkezinde de ne var? Özgürlük kavramı var. Yani herkesin herkesi hedef edebildiği, herkesin herkesi amaç edinebildiği bir sistemin inşasının talep edilmesine dönüşüyor. Hegel'de özgürlük kavramı ve özgürlük talebi. Belki son bir şey söylemek gerekirse, insanlık ve doğa ilişkisine değinmek gerekiyor. Burada Hegel Kant'tan farklı olarak doğayı insanın özgürlüğünün sınırı değil, hem kaynağı hem de nedeni olarak kavruyor. Çünkü doğa gerçekten de insanın özgürlüğü bakımından sınırsız olanaklar dünyası anlamına geliyor. Yani insanın hem yaşamını idame ettiği alan orası, yaşamını idame etmek için ilişkilenmiş olduğu alan, ama aynı zamanda insanın zenginliğini kazanmış olduğu alandır da. Dolayısıyla toplum doğa karşıtlığı da burada söz konusu değil. Toplumun doğayı ne yapması gerekiyor? Kapsaması gerekiyor, kucaklaması gerekiyor ki insanlık da kendisini bir insanlık olarak doğada gerçekleştirebilsin. Yani insanlık da insanlık olarak doğada özgürleşebilsin ve insanlık olarak doğada özgürleşebildiği oranda toplum da toplum olarak özgürleşebilir ve tüm bireylerini kendi içerisinde, herkesin kendi hayat projesini gerçekleştireceği bir durumda, duruma gelecek, gelebilecek bir şekilde yeniden kurabilir. Dolayısıyla Hegel'in özgürlük kavramı burada bende diğerinde olma anlamında özgürlük kavramı var olan modern dünyanın radikal bir eleştirisini içeriyor. Teşekkür ederim.